Arkadaşlar videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Age of Empires Mobile'de okçularla alakalı bir video hazırladım. Umarım içerik hoşunuza gider ve sizin için faydalı olur. Video 3 kısımdan oluşacak. Birinci bölümde kahraman dizilimi, ikinci bölümde yetenekleri, üçüncü bölümde de yetenek ağaçlarını gösterip videoyu noktalayacağız arkadaşlar. İsterseniz lafı çok uzatmadan birinci bölümden başlayalım. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Oyun yeni çıktığı için çok fazla bir kahraman çeşitliliği yok. Yani burada kombinasyon kısmında bir sıkıntı yaşayabiliriz. İlerleyen aşamalarda tabii ki bu çözülecektir. Yeni kahramanlar gelecektir. Zamanla bunların da videosunu çekeriz. Gelin şimdi hep beraber okçuları nasıl sıralayacağımızdan bahsedelim. Öncelikli olarak Mulan'ı kesinlikle alıyoruz arkadaşlar. Oyunun başında 38 TL'ye veriliyor. Bunu artık yükseltebildiğiniz kadar yükseltirsiniz. Ben 4. yıldıza kadar getirdim. Daha fazla getiremedim. Şimdi neden Mulan? Çünkü Mulan hem güçlü bir kahraman hem de öyle görünüyor ki sezonun uzun bir bölümünde Mulan göreceğiz arkadaşlar okçu kıtalarında ana kahraman olarak. Gelelim ikinci kahramanımıza. Şimdi ben burada Josephine kullanıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de okçunun HP kısmındaki eksikliğini Josephine'den gelen yenilemesiyle kapatabilmek için. Üçüncü kısımda ise Durgavati kullanıyorum. Bu da arkadaşlar bize aynı şekilde bir iyileştirme sağlıyor. Ve standlara buff verebiliyor bazen. O yüzden Durgavati'yi de üçüncü kahraman olarak kullanıyorum. Bazen şunu görebiliyoruz. Bazı oyuncular arkadaşlar Durgavati yerine buradan geliyor. İşte oyunun önerdiği Kral Davut'u falan da koyabiliyor. Hani toplam hasar daha fazla çıksın diye. Bu şekilde yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir arkadaşlar. Burada önemli olan sizin nasıl bir oyun tarzınızın olduğu. Şimdi bu ne demek? Ben mesela arkadaşlar çıkıyorum kıtamla 1 saat 2 saat dışarılarda geziyorum yani. Farm kesiyorum işte kıta kesiyorum. Dolaşıyorum. Ben zaten her şekilde hasar vereceğim. Önemli olan benim daha az birlik kaybetmem. Ve daha fazla standla güçlendirme almam. Yani bunu da Durgavati ve Josephine ikilisiyle yaptığım için aslında bunu seçiyorum. Fakat Kral Davut tarafında çok daha fazla hasar çıkartacaksınız. Bakın çok daha fazla hasar çıkartacaksınız. Bunu ne durumda kullanacaksınız? Mesela belirli bir hedefe ya da kıtaya saldırı yapacaksanız. Yani o saldırı yaptıktan sonra da geri dönecekseniz. Yani alanda böyle yarım saat bir saat gezmeyecekseniz. Kesinlikle Kral Davut'u koyun derim zaten Durgavati'nin yerine. Bu tamamıyla sizin nasıl bir oyun oynayacağınızla alakalı bir durum. O yüzden buraya böyle genel bir cevap veremem arkadaşlar. Burayı kendiniz artık kombinleyip yapmanız gerekiyor. Şimdi gelelim diğer okçu kahramanlara. YSS büyük ihtimalle çoğu kişiye çıkmıştır arkadaşlar. Ama buna şu an hiçbir kaynak harcamayın. Hiçbir TP şeyi falan harcamayın. Bunu oyunun ilerleyen kısmında kullanacağız. Yani orta ve late game'de kullanacağız. Bunun sebebi de tamamıyla Süleyman ve Theodora ile alakalı. Büyük ihtimalle onlar ya sezon sonu ya da ikinci sezon falan çıkacak. Ya da oyun sezon ortasında çıkacak. Onu tam bilmiyoruz. Duruma göre bu üçü birlikte kombin yapıp kullanılacak arkadaşlar. Şu aşamada dediğim gibi bir kaynak basmayın. Hunatilla var. Hunatilla'yı arkadaşlar daha çok süvari kısmında kullanıyorlar. Okçu kısmında çok fazla kullanan görmedim. Nasıl bir tepki verecek ben de denemedim arkadaşlar ama dediğim gibi şu aşamada hiç kullananı görmedim okçu kısmında. Kral Davut'u zaten söylemiştik. Çok fazla hasar istiyorsanız Kral Davut'u kasarak güzel hasarlar çıkartırsınız. Zaten bunu kasan arkadaşlar 4. yıldıza kadar getirdiklerini söylüyorlar. Siz de bu şekilde kasarak Kral Davut'u kullanabilirsiniz. Gerçekten güçlü olacaktır. Burada daha fazla gösterebileceğimiz bir okçu kumandanımız yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3-5 tane bir şey var. Bunlardan zaten YSS hiç kullanmayacağız. Hunatilla'yı kullanmayacağız. Kral Davut'u da duruma göre kombinleyeceğiz. Yani bu da dediğim gibi tamamıyla bizim oyun tarzımızla alakalı. Şimdi geçelim kahraman beceri kısmına. Öncelikli olarak şundan bahsetmem gerekiyor. Bu şekilde üçlü çıktığımızda arkadaşlar sadece ana kumandanın kumandan becerisi hasar veriyor. Diğer iki tanesi görmüş olduğunuz gibi pasif durumda. Bu şekilde aklınızda bulunsun. Şimdi kahramanların skillerinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Öncelikli olarak Mulan'dan başlayacağız. Kumandan yeteneği kısmında öfke bedeli 250 ve savaşa girdiği an itibariyle 150 öfke alıyor arkadaşlar. 4-5 saniye içerisinde de 250'ye tamamlayıp bu beceriyi kullanıyor. 4 kez atış yapıyor ve burada seviyenize bağlı olarak bir kudret hasarı bırakıyor arkadaşlar. Burada yıldız avcısı yani imza becerisi dediğimiz kahramanların bir skillimiz daha var. Bu da etkinleştirme ihtimali olan ikincil vuruş bir şey. Beceri arkadaşlar burada gerçekten güzel bir hasar bırakıyor. Fakat bu çok fazla etkinleşmez. Yani savaş içerisinde takdir ederseniz ki 1 veya 2 defa aktifleşir. İmza becerisinin sağında kalan iki kısımda arkadaşlar değiştirilebilir. Yani buradan daha fazla beceri deyip buradan yetenekleri satın alarak buradaki yetenekleri açabiliyorsunuz. 8000 imparatorluk parası karşılığında. Biz burada
Bir tarafına çifte saldırı aldık, diğer tarafına da zayıf noktaya saldırı aldık. Çifte saldırı almamızın sebebi arkadaşlar tamamıyla aktif bir beceri. Yani aktif beceri de şu oluyor. Yani kahraman herhangi bir düz vuruş ya da bir yetenek kullandığında tetiklenme ihtimali oluyor. Bu da %25 gibi bir güzel bir oranı var. Yani %25 deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu her savaşta mutlaka 1-2 defa tutacaktır yani. Zayıf noktaya saldırıyı tercih etmemizin sebebi arkadaşlar hem güzel bir hasar bırakıyor hem de Mulan'a yönelik güzel bir kudret buff'ı sağlıyor. Yüzdesel olarak. Diğer bir sebebi ise ikincil bir vuruş olması. Bu da demek oluyor ki kumandan arkadaşlar her saldırısında aktifleşme ihtimali bulunuyor. Burada %20 yazdığına bakmayın. Aslında daha fazla bir etkinleşme ihtimali var. Josephine geldiğimizde ise arkadaşlar kumandan becerisi kısmından bahsetmiyorum. Çünkü ana kumandanınız olmayacak zaten okçu kıtada. O yüzden bahsetmemize de gerek yok. İmza becerisinden başlayabiliriz arkadaşlar. Normal saldırılardan sonra düşman birliğine bir kez kudret hasar verir. Burada görüyorsunuz kudret hasarını ve birliğin birimlerini yeniler diyor. Bakın bu bizim için çok önemli. İşte okçu kısmının diğer birimlerden en büyük dezavantajı HP kısmı arkadaşlar. HP kısmını da burada bu skill'le beraber aslında Joseph'in kapatıyor. Biz bununla yetindik mi? Tabii ki yetinmedik. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi sonda arkadaşlar Müzmin Muharebe diye bir becerimiz var. Bunu satın alırsınız artık. Sana ait birliğin birimlerinin her 6 normal saldırısından sonra birliğin birimlerini yeniler diyor arkadaşlar. Ve bu muhteşem bir yenileme sağlıyor size. Bunu da söyleyeyim. Son olarak da Josephine'in 3. slotuna da görmüş olduğunuz gibi çifte saldırıyı aldık arkadaşlar. Şimdi gelelim Durgavati'nin skillerine. Oyundaki arkadaşlar en güçlü okçu kumandanlardan bir tanesi kendisi. Bunun sebebi de arkadaşlar imza becerisinde yatıyor. Okuyacak olursak sıradaki kahramanın çifte saldırı haline girme ve 3 saniyeliğine kudret artışı elde etme ihtimali bulunur diyor. Ve bu pasif bir özellik ve imza becerisi. Yani imza becerisinin herhangi bir öfke maliyeti yok vesaire tetiklenme ihtimali yok. Bu direkt aktif oluyor ve 3. sıraya koyduğumuz için de 1. sırada Mulan var. Yani 3. sıradan sonra herhangi bir kumandan olmadığı için direkt olarak 1. sıradaki kahramana yönelik bir buff alacak. Bu da demek oluyor ki Mulan'a yönelik güzel bir buff veriyor arkadaşlar. O yüzden bence bu imza becerisinden dolayı bile bu kıtaya girmeyi hak ediyor arkadaşlar. 2. sırada ise şevkli takibi aldık. Bunun da sebebi arkadaşlar birazcık da hasar versin yani. Bundan dolayı da şevkli takibi aldık. Üçüncü yeteneğinde de biliyorsunuz zaten mor beceriler içerisinde en güzeli bu arkadaşlar. Zırh delici kısmı. Okçunun burada zırh delme özelliğini Durgavati'nin bu yeteneğinden alıyoruz arkadaşlar. Bu kumandan becerilerini arkadaşlar ana kıtam üzerinden anlattım. Yani siz de bu şekilde benim yaptığım gibi okuyarak, anlayarak güzel bir şekilde kendi kıtanızı oluşturabilirsiniz. Kendi oyun biçiminize göre. Şimdi gelelim kahraman yetenekleri kısmına. Arkadaşlar şimdi burayı açıp şuraya vereceksiniz, buraya vereceksiniz demek yerine ben size çok daha basit bir yöntem söyleyeceğim. Burada görmüş olduğunuz flemalar var ya, bu aslında kumandanın nasıl bir yapıya sahip olduğunu. Yani bakın buradaki kahramanlar savaşçı. Biliyorsunuz bu savaşçı şeyi, flemasının savaşçı yapıya sahip olduğunu söylüyor. Burada görmüş olduğunuz ise tamamen stratejiye yönelik. Yani taktikçi bir kumandan olduğunu söylüyor. Şimdi bu tarz flemalarda yapacağınız yetenek kiti bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. Tamamıyla sol taraftan. Tamamıyla sol taraftan. Bakın burada ben şeye vermemişim mesela. Toplamaya vermemişim. Gerek yok. Sağ taraftan gidin abi gerekirse. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar ve genelinde bu aynı. Süleyman gelince falan bu işler tabii ki değişecek yani. Buradaki yetenek kısmı çok daha farklı ilerlediğimiz kısımlar olacak. Onları da zaten zamanı geldiğinde söyleyeceğiz. Yetenek kısmında sadece şu tavsiyeyi verebilirim arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz yeteneklere tıkladığınızda açıklamaları yazıyor. Bunları okuyun arkadaşlar. Okumadan kesinlikle vermeyin. Tabii ki biz de belli başlı hatalar yaptık. Daha sonradan bunu düzeltmesini yaptık. Bence okuyarak gidin derim. Şimdi size burada hepsini tek tek açıklamak istesem bu video 1 saat olur yani. Hiç gerek yok. Size dediğim gibi burada savaşçı flamasını gördüysen hasar kısmından yapıştır gitsin. Okçu kıtası ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve sizin için faydalı olmuştur. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoya destek ve teşekkür amaçlı bir beğeni bırakın ya da abone olun. Artık orası size kalmış. Yorum atın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.